Dünya tarihi boyunca birçok kavme peygamberler ve elçiler gönderilmiştir. Ancak Rabbimizin farklı dönemlerde farklı kavimlere gönderdiği elçilerin hepsi özünde aynı dini tebliğ etmişlerdir. Gönderildikleri kavimleri bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, sadece Allah'ı hoşnut etmek için yaşamaya, Allah rızası için salih amellerde bulunmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır. Bu kutlu elçilerden biri de Hazreti Lokman aleyhisselam'dır. Hazreti Lokman'ın doğduğu yer, yaşadığı dönem ve tebliği konusunda günümüze ulaşan çok az bilgi mevcuttur. Tebliğ görevini bugünkü Umman bölgesinde gerçekleştirdiği bilinmektedir. Tarihçiler, Hazreti Lokman'ın babası Baura'nın, Hazreti Eyyub'un teyzesinin oğlu olduğunu yazmışlardır. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Lokman, Davud aleyhisselam'la aynı dönemde yaşamış ve bir dönem onun ilminden de istifade etmiştir. Yabancı kaynaklardan Hazreti Lokman'ın uzun yaşadığına, Yemen meliki olduğuna, birçok hastalığın şifasını bilen bir hekim ve adaletle hükmeden bir hakim olduğuna dair bilgiler edinmekteyiz. Tüm yaşamlarını Allah'a ve O'nun seçkin dinini tebliğ etmeye adayan üstün ahlaklı peygamberler ve elçiler, tarih boyunca her yaptıklarıyla müminlere örnek olmuşlardır. Hazreti Lokman da, Yüce Allah'ın ayetlerde kendisine hikmet verdiğini bildirdiği bu üstün ahlaklı elçilerden biridir. Kur'an'da iki surede Hazreti Lokman'dan bahsedilmiştir. Kureyşlilerin Hazreti Lokman'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sormaları üzerine Lokman suresi nazil olmuştur. Kur'an'da Hazreti Lokman, kendisine hüküm, hikmet ve büyük bir mülk verilmiş mübarek bir insan olarak anlatılmakta ve Allah'ın belirttiği sınırları koruyan, samimi bir Müslüman olarak oğluna yaptığı tebliğ ile insanlara yol göstermektedir. Andolsun Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse artık şüphesiz Allah, gani, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır, hamiddir, hamd yalnızca O'na aittir. Ayette belirtilen hikmet, Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine ve seçkin halis kullarına verdiği derin anlayış kabiliyetidir. Allah'tan kendisine hikmet bahşedilmiş olan kişi, olayların iç yüzünü tanıyıp bilme, en isabetli kararları verip en isabetli sözü söyleme, en doğru şekilde hareket etme kabiliyetine ulaşmış olan kişidir. Kuşkusuz Allah bu büyük mükafatı kullarından dilediğine verir. Hazreti Lokman da Allah'ın kendisine ilim ve hikmet nimetini verdiği kullarından bir tanesidir. Oğluna verdiği hikmetli öğütler, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini yücelterek Allah'ın dinini tebliğ etmedeki samimiyetini göstermektedir. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür." Hazreti Lokman oğlunu şirkten sakındırarak,
herhangi bir varlığı Allah'la eşit veya daha ileri bir düzeyde görmek, yani Allah'tan başka ilahlar edinmek anlamına gelen büyük bir günaha karşı insanları uyarmaktadır. Kuşkusuz Allah'ın yarattığı varlıklara aitmiş gibi gözüken özellikler, gerçekte Allah'a ait olan sonsuz güç ve bilginin onlardaki küçük birer yansımasıdır. Allah dilediği anda bu özellikleri onlardan geri alabilir, bir anda onları tüm nimetlerden mahrum bırakabilir. Hazreti Lokman, insanın kendisine sahip olduğu her şeyi vermiş olan Allah'ı unutmasının büyük bir zulüm ve nankörlük olacağını oğluna hatırlatarak, onu ilk olarak en büyük günahlardan biri olan şirkten uzaklaştırmaktadır. Hazreti Lokman'ın diğer öğüdünü ise Allah ayetinde şu şekilde bildirmiştir. Ey oğlum! Yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, bu ister bir kaya parçasında ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa bile, Allah onu getirir, açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır, her şeyden haberdardır. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı diğer hatırlatma, insanların bir kısmının göz ardı ettikleri önemli bir gerçek olan Allah'ın her an her şeyi görmekte ve bilmekte olduğudur. Elbette Allah, insanın işlediği tüm güzellikleri de, kötülükleri de gören, sinelerde saklı olanı bilen, onları yaratandır. Hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalması mümkün değildir. İnanan insanın en önemli özelliği, bu önemli gerçeği bilmesi, Allah'ın şanını yüceltmesi ve dolayısıyla sürekli olarak Allah korkusuyla hareket etmesidir. Allah'ın adaleti sonsuzdur ve insan ahirette yapıp ettiklerinin tümünü mutlaka karşısında bulacaktır. Hazreti Lokman oğluna namazı ve sabrı da tavsiye etmiştir. Ey oğlum! Namazı dosdoğru kıl, marufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Hazreti Lokman, Allah rızası için yapması gerekenleri oğluna açıklamaktadır. Namaz kılmayı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı ve sabırlı olmayı oğluna hatırlatarak, bir Müslümanın öncelikle yerine getirmesi gereken ibadetleri tarif etmektedir. Kendisine farz kılınmış olan namazla bir Müslüman Allah'a yönelir ve Allah'ın şanını yüceltir. Tebliğ ise Allah rızası için yaşayan bir müminin başkalarını da doğru yola yöneltmesi, Allah'ın rızasına çağırmasıdır. Allah'a iman etmiş olan bir insan bu önemli sorumluluğu da üstlenmiştir. Hazreti Lokman'ın diğer hatırlatması olan sabırsa, insanın dünya hayatında sürekli olarak denenmekte olduğunu hiçbir zaman unutmaması, Allah ile sürekli beraber olmasıyla mümkün olabilir. Allah, insanı dünya hayatında sürekli olarak çeşitli olaylarla sınamaktadır. Bir Müslüman, tabi olduğu imtihanın devam ettiği,